Spider-Man TYT-B kitapçı 5. soruya geldik arkadaşlar. Kılcallık bir sıvının yeterince ince bir boruda adezyon ve kohezyon kuvvetleri sonucu yükselmesi ya da alçalması olayıdır. Buna göre olaylarından hangileri kılcallıkla ilgilidir diyor. Şimdi kılcallığın tanımını yapmış ama dikkat edin. Yükselmesi ya da alçalması. Nedir yükselmesi ya da alçalması? Arkadaşlar, adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden baskın gelen sıvılarda ince borulara doğru bakın çapı inceldikçe yükselme. Kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden baskın gelen sıvılarda bakın gittikçe şuraya dikkat bakın alçalma söz konusu. Adezyon kuvvetinin baskın olduğu sıvılara suyu, kohezyon kuvvetinin baskın olduğu sıvılara ise civayı örnek verebiliriz. Şimdi masaya dökülen suyun peçetelerle temizlenmesi. Şimdi arkadaşlar peçetenin suyu emmesi direkt kılcallıkla örneklendirilir. Özellikle bakın genel örneklerden bir tanesi bitkilerde suyun köklerden yapraklara taşınması. Üçüncü ibareye geliyorum. Arkadaşlar buraya düşmüş olabilirsiniz. Küp şekerin bir ucunun suya değdirdikten sonra tamamen erimesi. Şimdi bakın tamamen eriyebilmek için önce küp şekerin ne yapması lazım? Islanması lazım. Şimdi herhangi bir ucunu değdirdiğinizde diğer ucuna doğru kılcallıkla açıklanabilecek şekilde küp şeker ıslanır, daha sonra erir. Bakın ıslanır, kılcallık akabinde erir. Bunu çözünmeyle açıklayabilirim. B seçeneğini düşmüş olabilirsiniz. Fakat cevabımız dolaylı yoldan da olsa ilgilidir diyor. İlgili olduğu için cevabımız E seçeneği arkadaşlar.